Evet, başlık biraz politik görünüyor olabilir ama aslında gerçekten de İsrail'in sizlere nasıl su içtiğinden bahsediyor olacağım. Biliyoruz ki İsrail çöl üzerine kurulu bir devlet ve yeraltı su kaynakları oldukça sınırlı. Bundan dolayı tuzlu sudan son yıllarda, hatta geçtiğimiz 7-8 yıldır falan tuzlu sudan, yani denizden, körfezden su çekerek bu tuzlu su ve deniz suyunu içilebilir su haline getirmeye çalışıyorlar ve bunu gayet güzel şekilde başarıyorlar. Aslında sadece İsrail değil, Dubai de aynı yöntemi kullanıyor. Aynı şekilde körfezden su çekiyor ve bu tuzlu deniz suyunu içme suyu haline getiriyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Alınan deniz suyu ilk başta işte denizin içinde olabilecek katı atıklar olabilir ya da deniz canlıları, yosun gibi o tarz şeylerden arındırılıyor ilk başta. Ondan sonra ters ozmoz yöntemiyle tuzlu su ve içebileceğimiz tatlı su ayrışmış oluyor. Aslında tatlı su değil, daha çok tuzlu su ve normal, işte bizim içmeye, yani içebileceğimiz seviyeye daha yakın olan su ayrışmış oluyor. Tabii bundan sonra tuzlu suyu bırakmıyoruz. Tekrardan bir işlem alıyoruz. Bu işlemin adı da ani damıtma yöntemi olarak geçiyor. Ve birçok aslında ısıtma ve tekrardan soğutma işlemine dayanıyor. Ani damıtma işleminden sonra da tekrardan saf su elde etmiş oluyoruz. Son olarak da suyun pH değeri ölçülüyor. Diğer işlemlerden sonra suyun içine klordioksit karışmış olabiliyor. Bunların ayrıştırılması gerekiyor ve dediğim gibi işte pH düzenleniyor. Suyun pH'i düzenleniyor. Aynı zamanda bulanıklığı da aslında kontrol ediyor bu işlemden sonra. En son olarak da şehirlerin su dağıtma merkezlerine gönderiliyor ve burada su dağıtılıyor bütün evlere. Körfezden alınan suyun yalnızca %9'u içilebilir hale geliyor. Geri kalanı tekrardan körfeze boşaltılıyor. Bu işlem sırasında tabii ki tuzluk oranı artıyor ve bundan dolayı da ekosisteme zarar verebiliyor. Ekosisteme zarar verip verilmediğini ölçmek için de oradaki bilim insanları her zaman numune alıp, yani her zaman dediğim tabii ki hani belli aralıklarda düzenli olarak numune alıp oradaki ekosistemin sağlığını kontrol ediyorlar. Evet, bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalımıza abone olursanız çok memnun olurum. Aynı zamanda video like atıp yorum yaparsanız da benim için çok iyi olur. Yorumlarda video istekleri veya önerilerinizi belirtebilirsiniz. Aynı zamanda burada çıkan playlist'e tıklayarak da diğer bilim konulu, bilim temalı videolarıma gidebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.